Öyle esnaflık mı olur kardeşim? Nerede kepin önlüğün? Ali, sabahtan beri anlatamıyorum galiba. Parayı alamadık. Olsun, gene de iş ahlakı. Bir de sen başlama ya. Hem sen niye gelmedin akşam? Ne yapayım? Gargamel izin vermedi. Gargamel kim ya? 80'lerden karton bir karakter. Şirinlerin düşmanı. Ayrıca Azman isimli kedinin sahibi. Onu biliyoruz. E ne soruyorsun o zaman? Bana bak öfkeli Şirin, şimdi alırım seni ayağımın altına. Kime Gargamel diyorsun, onu soruyorum. Ha, öyle söylesene. Erkan denen herif yok mu? O işte. Tam hazırlandım, çıkacağım, dikildi karşıma. Onu yaptın mı, bunu yaptın mı? Sabaha kadar mutfağı düzenledim, yemin ederim. Atakan? Aa, Suat. Ne haber kardeşim? İyidir. Senin ne işin var İzmir'de ya? Ben burada yaşıyorum. Sen ne yapıyorsun peki? İş için geldim, haftaya döneceğim. İşin yoksa oturalım mı bir yerde? Olur. Ustam, boyozlar kalsın. Ben sonra uğrarım. Kolay gelsin. Hadi. Ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ne kadar kaybolmuş? Buradayım artık. Burada yaşıyorum. Görüşüyor musun birileriyle, Fatihlerle falan? Daha geçen gün birlikteydik. Senin dışında herkese görüşüyorum aslında. Hadi ya, ne güzel. Ya çok sık değil tabii. Herkes işinde gücünde. Babam da işleri bana bırakıp kaçtı. Tekneyle dünya turuna çıkacağım diyor bu aralar. Bakalım. Ben de geziyorum işte. İş için Amerika'ya falan gidiyorum sık sık. Onun dışında pek bir numara yok. Bizim tayfanın kaderi zaten bu oğlum. Baba mesleğine devam. Sen uyanık çıktın aramızda. Ya sorma. Kıvırma şimdi oğlum. Duyduk her şeyi. Babana posta koyup Paris'e gitmişsin. Orada okumuşsun falan. Şimdi ne yapıyorsun peki? Ben mi? Pastane açtım. Şık bir şey. Butik pastane. Zaten Paris'e de o yüzden gittim. Okudum, döndüm. Dönünce de... Vallahi bravo ya. Yakında zinciri kurarsın artık. Ya tabii kurarım. Madem artık buraya yerleştin, kardeşine bir otel tavsiye edersin herhalde. 5-6 oda lazım bize. Çocuklar da gelecek bir ara. Seni görünce kesin şok olacaklar. İzmir'de mi kalmayı düşünüyorsunuz yoksa Çeşme'de falan mı? Yok ya, Çeşme baydı. Gürültüsünden geçilmiyor. Sessiz sakin bir yer arıyoruz. Kafa dinlemek için. Benim bir arkadaşımın oteli var aslında. Seferihisar'da. Numarasını vereyim istersen. Ararsanız yardımcı olur. Olur olur. Halil, kusura bakma ya. Seni de böyle burada bıraktım. Vallahi öyle bir bıraktın ki ben de hiçbir şey anlamadım. Ya Suat gelince şaşırdım tabii. Ne diyeceğimi bilemedim vallahi. gelen giden oldu mu? Oldu efendim. Paralar da burada. Fiş de kesecektim ama bir dahakine artık. Halil yapma ya. Halil bir dur. Bil bakalım ben kimim? Eski bir dost. Çok eskilerden. Hatta o kadar eski ki adını bile hatırlamıyorum artık. Mazide solup giden bir posta hatırasın sen şimdi Atakan. Ali ne olur yapma ya. Çok üzüyorsun beni. Hem bak sana ne aldım. Safran. Keşmir'den mi geldi yoksa? Beni bu numaralarla kandıracağınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz Atakan Bey. Rica ederim gidin artık başımdan. Yalnız kalmak istiyorum. Ali ne olur yapma ya. Özür diledim işte. Ben özür değil, bir açıklama bekliyorum. Tamam, peki. Suat benim liseden bir arkadaşım, tamam mı? 3-5 kişilik bir grubumuz vardı. Birlikte acayip eğlenirdik. Hepsinin babası iş adamı, armatör, bilmem ne. Benimki gibi yani.
Sonra ben Paris'e gidince koptuk tabii. Yıllar geçti. Şimdi hepsi iş adamı falan olmuş. Holdingler, şirketler. Ben ne yapıyorum? El arabasıyla boyoz satıyorum. Ha, utandım yani. Ya hayır, utanmak değil de... Anlatma Atakan, basbayağı utandın işte. Tamam evet, utandım, var mı? Hayalimdeki iş boyoz satmak değildi herhalde. Beni öyle görsün istemedim. O yüzden kaçtım senin yanından. Bunu anlamak çok mu zor ya? Yok değil, anlıyorum. Aslında anlamıyorum biliyor musun seni? Yakıştıramıyorum da sana. Çalıp çırpmıyorsun, insanları kandırmıyorsun. Boyozcuysan boyozcuysun kardeşim, işte o kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.